Farkı programıyla karşınızdayız sevgili izleyiciler. Bugün kalıcı makyaj tekniklerini ve eğitimlerini konuşacağız. Şu an stüdyomuzda Jenya Permanent Makeup Art Studio Akademi kurucusu Jenya Denizeri bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza Jenya Hanım. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyalım ve şirketinizi ne zaman, nasıl kurdunuz? Bunlardan bize bahseder misiniz? Yaklaşık 2 sene önce artık ben olayım dedim. Kuruldu. Küçücük bir stüdyo açmaya karar verdim. Evet. Ondan öncesinde bir firmada bir uzmanlığı ve öğretmenliğini yapıyordum. Ondan sonra bir an geliyor diyorsun, kendim olayım. Artık kendi işimi yapayım diyorsunuz. Evet. Ve o anda küçücük bir stüdyo kurduk. Nerede kurdunuz? Yeşilköy'de bizim yerimiz. İstanbul'dayız. Evet. Çok da güzel bir semt. Çok seviyorum. Küçücük bir yer kurup da sonra daha zaman ilerledikçe küçük olduğunu düşünerek şu anda İstanbul'da 3 tane yerimiz var. Hani büyümeye gittik. Evet. Hem akademi kısmı ayrı tuttuk hem de farklı bir firma daha ekledik. Tekstil firması. O yüzden 3 tane yer 2 sene içerisinde açılmış oldu. Şimdi ilk olarak bu kurduğunuz akademiden ve işlevlerinden bize bahseder misiniz? Ardından da bu tekstil işinizden de bahsetmenizi rica edeceğim. Tabii ki biz uygulayıcıyız. Biz bir uzmanız. Öncelik tabii ki biz kalıcı makyaj hizmeti veriyoruz. Kalıcı makyaj dediğimiz zaman bu sadece maalesef kaş, göz, dudak algılanıyor. Fakat işin boyutunun içerisine baktığınızda daha paramedikal, artık kanserden veyahut da farklı durumlardan dolayı meme ucu tekrar yapılandırması, renksizliği veyahut da estetikten sonrası o yara izleri içeriye alıp renk yetersizliği biz sunabiliyoruz kişiye. Evet. Aynı zamanda yara izleri, özellikle yanık izleri çok güzel kapatılabiliyor artık kalıcı makyajla. Saç simülasyonu çok farklı bir şey, çok revaçta bir şey. Daha tabii ki çok yeni bir şey olduğu için çok fazla demek, hani bir şey diyemiyoruz çünkü zaman alır ki oturması. Evet, doğru. Peki kalıcı makyaj nedir? Şimdi kalıcı makyajı herkes duyuyor. Belki yaptıranlar da oluyor. Ama tam olarak nedir? Hangi işe yarar ve nasıl bir işlemden geçer? Bunlardan da bize bahseder misiniz? Kalıcı makyaj, ben aslında bu terimi çok sevmiyorum açıkçası. Neden? Evet. Çünkü makyaj direkt algısı uyandırıyor bayanlarda. Evet. Kalıcı makyaj özellikle yurt dışında bu şekilde sunuluyor müşterilere. Kalıcı makyaj normal günlük makyaj için bir bazdır. Evet. Yani sabah yüzünüzü yıkadığınızda makyajla durmamanız gerekiyor. Sadece güzel bir yüz görmeniz gerekiyor. Kalıcı makyajla eksikler tamamlanır. Yani tabii ki çok farklı bir işlemler var şu anda, belki görmüşsünüzdür, far efekti yapılıyor. Çok daha farklı bir boyutuna geçtik. İstediğiniz evet, zaman tabii ki arzuya bağlı. Frapan bir bayan geldiğinde kalkıp da ona çok doğal bir kalıcı makyaj uyguladığınızda mutsuz olur. Evet. Biz tabii ki kişiye biraz daha hassasiyet algılayıp ona göre bir sunum yapıyoruz. Nasıl çok doğada olabilir, çok da daha böyle belirgin olma ihtimali var. Her şey bizim elimizde. Bazı hanımlar abartıyor değil mi? Mesela mor bir ruj olsun sürekli kalıcı makyaj olarak, onu algılıyor ve onu istiyor. Bu tür talepler çok geliyor mu size? Çok değil. Gerçekten müşterimiz çok artık son zamanda özellikle çok bilinçli geliyor. Sosyal medya sağ olsun bayağı bir fazla bilgi aktarımı var kalıcı makyaj üzerine. Hatta kalıcı makyaj da demeyelim, mikropigmentasyonu yapıyoruz. Çünkü sadece makyaj değil, paramedikal işlemler olduğu için derinin altında enjekte edilen bir pigmentler diyelim. Tabii ki farklı istekler olabilir. Özellikle yaklaşık 1-2 sene önce düz kaşla çok savaş verdim. Evet. Her yüze yakışmaz çünkü. Modası vardı ama
Düz kaş yüzü daha basık, göz kapağı daha ağırlaştırır. Hı hı. Herkese gitmezdi ve o, özellikle genç kızlara bunu izah etmek çok zordu. Ama başarıyordum. İkna edebiliyordunuz. Evet, çok uçuk bir şey istendiği zaman açıkçası biz almıyoruz. Neden? Evet. Çünkü kalıcılığı yüksek, biz yarın pişman olabileceği şeyleri yapmaktan kaçınıyoruz açıkçası. İzah ediyoruz kişiye. Bazı şeyler bizim elimizde değil. Mesela kahverengi dudak istediği zaman kişi, biz bunu yapamayız çünkü siyah pigment dudağın içinde morarır. Evet. Hani kahverengi elde etmek güç ve hatta imkansız diyelim. Evet. Bazı şeyler imkanı yok bizim işlemde. Yani bunu izah etmek kişide daha doğru olur. Şimdi tek tek detaya inmek gerekirse, kalıcı makyaj nerelere yapılıyor? Kaş, eyeliner, dudak. Bu işlemler için ve öncesinde neler olması gerekiyor? Diyelim ki ben geldim, dudak kontürü yaptırmak istiyorum size. Ne tür işlemlerden geçmesi gerekiyor veya öncesinde, işlemin öncesinde neler yapmam gerekiyor benim? Tabii ki talep geldiği zaman biz telefonla randevu alıyoruz. Telefonu bir ön bilgiler veriliyor kişiye. Hatta tabii ki resim öncesine almaya tercih ediyoruz. Hı hı. Kişi alkol almamalı 2 gün evet. öncesinde. Solaryum çok yakın bir zamanda gitmemeli. Dudak yapılacaksa eğer en azından 2 gün boyunca nemlendirmesi gerekiyor. Kuru bir dudak olursa yarım işlem olur. Hı hı. Pigment almaz. İşlem sonrası tabii ki bir bakımı var, biz onu söylüyoruz kişilere. Uygulamada yaklaşık her kaş, göz ve dudak için aynı şey geçerli. Yaklaşık 2 saat. 2 saat içerisinde tabii ki bütün 2 saat boyunca size bir işlem yapılıyor demek değildir. Evet. Konsültasyon formu size veriliyor. Tabii ki bir anlaşmalı bir bilgilendirme kağıdı imzalıyorsunuz. Hı hı. Biz de tabii ki orada sağlık durumunuzu, uygunluğu vesaire bakarak ancak bu şekilde karar veriyoruz. Hı hı. Sohbet ederek korkularınız veyahut da taleplerinizi algılayıp ona göre demo yapılıyor. Demo yapıldıktan sonra yani ön çizim. Evet. Yani böyle gel yat yok biz. Hemen çizelim yok. Kişi tabii ki %90 kalemle gösterebileceğimiz kadar sunuyoruz. Yaklaşık görmesi gerekiyor. Kalıcı makyaj yapıldıktan sonra ne olacak? Nasıl görünecek bu kişi? Evet. Tabii ki biz bunu makyaj kullanarak, kaş kalemi veyahut da göz kalemi veyahut da dudak kalemi kullanarak aşağı yukarı ne olabileceğini sunuyoruz. Hı hı. Müşterimize aynaya bakıp bizimle tabii ki bir sohbet halinde ben böyle yapsak daha iyi olur mu? Çünkü ne olursa olsa o kişi bu kaşı taşıyacak veyahut da o dudağı. Tabii siz bir de biz profesyonel değiliz. Bir bakışla da önerilerinizi sunuyorsunuz. Sunuyoruz ama evet. Özel istekler dediğimiz gibi çok ekstra bir şey olmadığı sürece kabul ediyoruz. Nedeni hı-hı. Çünkü bayan her aynaya baktığında kendini görecek ve kendi hissettiği, mutlu hissettiği bir anlar bakışma kendine göre. Evet. Hani bana uygun olmazsa bile daha soft belki çalışmak istedim ama o kişi bunu sevdi. Evet. Ve tabii ki hakkı bunu benden istemek. Çok hı-hı. Ekstra bir şey olmayacak kaydını tabii ki. Evet. Demo onayladıktan sonra ön uyuşturma, yani acı konusunda çok tedirgin oluyorlar. Tedirgin oldukları için biz tabii ki izah ediyoruz. Kaş alınıyormuş gibi bir hissiyat. Evet. Tabii ki masaj yapmıyoruz. Birazcık acı oluyor ama tabii, kaş alınıyor kadar. Ana uyuşturucu, ara uyuşturucu tabii ki Sağlık Bakanlığı onaylı olan evet. Ürünler kullanıyoruz. Daha Avrupa ürünleri kullanmayı veya Amerika ürünleri kullanmayı tercih ediyoruz. Evet. Çok titiz davranıyoruz bu konuda. Uyuşturduktan sonra 20 dakika bir bekleme süreci. Çay, hı hı. Kahve içirmiyoruz kesinlikle. Çünkü kahve tetikleyici, kafein içerdiği için hı hı. O uyuşma etkisini azaltabilir. Aa, hatta tavsiyem, biz de onu söylüyoruz. Evet. Yeşil çay
ve kahve tüketimi azaltmaktı işlem öncesinden, 1-2 gün öncesinden. Evet. Yeşil çay çünkü kanamaya yol açabilir. Tansiyon düşüklüğe neden olabiliyor. O yüzden bu tarz şeyleri içirtmiyoruz. İzleyicilerimiz de buradan belirtelim bunu. Aynen öyle. Ama işlem bittikten sonra ödül olarak kahve verebiliyoruz. Evet, işlemden sonra ancak. Aynen öyle. Tam olarak işlem, tabii ki uyuşturduktan sonra bir işlem başlanıyor. Steril bir kartuş kullanıyoruz, kişiye özel. Hatta yaptıracak olan kişilere lütfen dikkat etsinler. Evet. Gözünüzün önünde açılması gereken bir kartuşlar, iğne. Evet, hijyen çok önemli tabii. Aynen öyle. Maske takılmalı, üzerindeki kıyafet önemi. Hani etrafa bir bakılması gerekiyor tabii ki seçim hani evet. Bir yere gittiğinizde yaptırmak zorunda değilsiniz. Huzursuz olduğunuzda kalkın gidin derim. Beğenmiyorsanız ortamı değil aynen, mi? Aynen. Peki işlem yapıldıktan sonra günlük hayatımıza hemen dönebilir miyiz? Böyle, kızarma, morarma gibi etkileri oluyor mu? Cildin hassasiyetine çok bağlı bir şey. Çok sokağa çıkılmayacak gibi bir durum yok. Evet. Özellikle Türkiye'de biliyorsunuz bayanların hem göz makyajı ağırlıklı olduğu için çok güzel gözler, kaşlar dengeleyebiliyor. Evet. Bu tarz. Zaten günlük kullandığı bir volümdür o kaşta mesela. Göz tabii ki kapağı biraz şişiyor onu söyleyeyim. Dudakta biraz hafif volüm alıyor. Hatta bazı kişiler fena olmadı ben dolgu yaptırayım diyor kalıcı makyajdan sonra. Değil mi? Aynen. En azından ön görünüm oluyor. Evet doğru. Bazıları yaptırıp da diyor ki ben asla dolgu yaptırmayacağım. O anı görünce. Aynen öyle. Hani şişme pek olmaz. Bir saat boyunca tabii ki hafif bir ödem görünür. Yaklaşık 4 gün boyunca %50 daha koyu durur işlemimiz. Daha evet. Canlı, daha parlak durur. 4. günü yaklaşık bu ortalama bir gün söylüyorum. Kabuklaşma. Hani tabii ki 2 santim kabuk kimse beklemesin. Soyulma, kepek gibi bir ince bir soyulma oluşuyor. Dökürdükten sonra bir işlemi artık asıl renginin yavaş yavaş görmeye başlıyorsunuz. 4 gün sonra mı oturuyor? 4. gün, hayır oturma 1 ay sonra. Ha 1 ay sonra. İşte büyük sıkıntı yaşıyoruz aslında. Neden? Çünkü hücre yenilenmesi yaklaşık ortalama 1 ay biliyorsunuz. Evet. Bir sonraki uygulama, rötuş dediğimiz bir olay. Hani eksikleri. Çünkü biz cilde bir şey impoze ediyoruz. Bu yabancı bir maddeler. Doğru. Ne kadar doğal kullansamız, ne kadar antialerjik olsa bile vücut onu atmaya çalışıyor. Savunma mekanizması. Evet. Kimi %10 atar, kimisi %70 atar. Farklı olabiliyor. Hani bu da bizim elimizde değil. Biz işliyoruz. O yüzden rötuş ihtiyacı olabiliyor, olmayabilir. Onu kestiremiyoruz hiçbir zaman. Ve rötuş tam 1 ay sonra biz yapıyoruz. Neden? Hücre yenilmesi tamamen bitmesi gerekiyor. Evet. Cilt yenilemiş, skarları zarar vermemek adına o zaman dönem geçmeden hiçbir işlem biz yapmıyoruz. Ve şöyle bir durum oluşuyor. Yaklaşık 5. günde kabukta kuyuduktan sonra bize telefonlar gelir. Renk çok açık kaldı. Neden? Çünkü pigmentler bazalt tabakasını biraz daha derinlerde hücre yenilemesine birlikte o 3 hafta sürecinde kabuk atıldıktan sonra ufak ufak katman değiştiriyor. Katman değiştirdiği için biz tabii ki dış tarafında daha net görmeye başlıyoruz. O yüzden bir şey işlem sırasında bir şey diyemiyoruz. Hani durum bu. Veyahut da kabuk atıldıktan sonra bir yorum yapmak çok yanlış. 2 hafta sonra da yorum yapmak çok yanlış. Tam netice 1 ay sonra alıyoruz. Evet. Jeyi Hanım şu anda kaş modası nedir ve ne tür kaşlar için size geliyorlar? Kaş yapımındaki tekniğinizden de bize bahseder misiniz? Tabii ki. Ben modaya kabul etmiyorum kendimce. Yüze yakışan kaşın modası her zaman var. Neden? Çünkü biliyorsunuz hepimiz aynı değiliz. Evet.
modaya uyup da hani başkasında çok güzel duran bir kaş sizde durmayabilir. Daha sert bir bakış elde etmiş olabiliriz veya da tam tersine çok fazla mülayim olabilir. Aynı zamanda tabii ki size sunum yaparken kaş sunumu veya da başka bir şey, sizin yaptığınız işi çok önemsiyoruz. Tekniğinizden bize bahseder misiniz? Teknikler, kaş tekniğinizden. İki tane teknik aslında var. Gene farklı farklı isim duyabilirsiniz. Sosyal ortamda tabii ki pazarlama ve marketing denilen bir olay var. Aynı şey farklı farklı isim sunup biz farklı bir şey yapıyoruz gibi bir sunumu var. Lanse ediliyor. Biz de onu kullanıyoruz. Sanat işinde bu var. Onu tabii ki bilmesi gerekiyor müşterilerin. İki tane teknik var kaşta. Bir kıl tekniği, bir de gölge tekniği. Veyahut da onu mixleyebiliyoruz. Bu tamamı bize kalması gereken bir şey. Neden? Çünkü kıl tekniği tabii ki şu anda çok fazla revanştı ama herkese gitmez. Cilde bağlı bir uygulamalar bunlar. Yağlı ciltlerde, karma ciltlerde ki Türkiye'de ağırlıklı bunlar var. Evet. Kıl tekniği çok uygun değil. Bu tarz kişiler geldiğinde eğer illaki kıl tekniği istiyorum dediğinde biz tabii ki kuyruk tarafını daha fazla kıl efekti verip ama ön tarafı en fazla yağlı olan bir bölgeye biz gölge atmayı tercih ediyoruz ki bahsediyoruz da. Gölgeden tabii ki korkuyorlardı eskiden, şimdi alıştırdık biz onu. Benim karşımda gölge efekti var, kıl efekti yok. Gölge far efekti denelim. Evet. Hani sanki içine böyle sisli buğulu bir far sürdünüz ve daha görünük sadece verir. Kıl efekti yaptırdığınızda daha sert ister istemez ve derinliği tabii ki daha fazla olduğu için daha soğuk tonları elde edebiliyoruz. Evet. Ama bazı durumlar var. Kaşsız kişilere sadece gölge yetersiz. Evet. Öyle söyleyeyim. İki tane teknik var kaşta. Sizin bir de bu anlamda sosyal sorumluluk projeniz de var. Ondan da bahseder misiniz bize? Evet. Yaklaşık 2 senedir bu projeyi biz uyguluyoruz. Ekipçem. Alopesi denilen bir hastalık var. Ben eskiden bilmezdim. Bir müşterimin ablası hastaydı. Aslında hasta değiller ama diş görünümü kıl solgun olmayınca kirpik dahi dökülüyor. Evet. Tabii ki arayatta var. Tabii çok araştırma sonra yaptım. Nasıl bir hastalıktır? Biz ne yapabiliriz? Bana gösterince ben korktum. Yönlendirecek hiçbir şey yok. Kaş yok, kirpik yok. Hani nasıl doğal bir şey yaratabiliriz diye düşündük ve o bayan dedi ki sadece ben değilim. Bayağı kişi varmış. Dedim derneğiniz bir şey var mı size yardım edebilecek vesaire. Maalesef yok dedi. Biz zaten Facebook'ta orada burada toplaşıp aramızda konuşuyoruz, tedaviye konuşuyoruz. Kimi ne iyi geliyorsa ki tedavisi neredeyse yok olan bir hastalık türü. Evet. O yüzden tabii ki kalıcı makyaj kurtarıcı, sosyal anlamında hayatta daha kendi güçlü sunabilmesi için. Özgüveninin yerine gelmesi için. Bizim etkisi çok fazla onların hayatlarında. Böyle deyince bir baktım ki farklı tabii ki maddiyat, bizim işimiz biraz lüksa dayalı bir işlemler. Evet. Herkes rahatlıkla bu parayı veremez. Düşündük biz bir şey yapalım ki önce ben kanser hastalara bir şey yapmak isterdim ama bir derneklerine konuştum vesaire. Can derdindeler. Evet. Orada farklı bir olay. Yine biz talep olursa biz yine yapıyoruz. Onlar farklı bir şey ama bu kişiler gerçekten ve gerçekten çok ihtiyacı olan şeyler bunlar. Genç kızla erkekler baylara çok önem taşıyan bir şey. Evet. Bayanlar en azından peruk takıp, başörtü takıp, makyaj kendini yapıp bir şekilde kamufle edebiliyorlar. Ama beyler hiçbir şekilde. Ve biz karar aldık ekipçe. Bu tarz kişilere biz tabii ki liste alınıyor sırayla. Ayda bir iki fırsat
buldukça biz onları alıp uygulama yapıyoruz. Uygulama şunu buradan bilmek istiyorum, söylemek istiyorum. Uygulama yapıldıktan sonra bu kişi bir daha hani rütuşu onu bunu yok. Bu tamamen bu ticari bir olay değil. Biz sürekli yıllardır onları takip edip tazelettirmesini, canlandırmasını sürekli ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Peki bu konuda size nereden ulaşabilirler? İnternet sitenizden, tabii sitemizde sosyal var. Medya tabii hesaplarınızdan her yerde varız. Ulaşabilirler tabii değil ki. Mi? Evet. Jenya Denizeri'yi takip ediyoruz sayın seyirciler. Bir de siz eğitim de veriyorsunuz. Bu eğitimlerden de bize bahseder misiniz? Tabii ki. Kaş, göz, dudak, medikal, medikal demiyorum, paramedikal. Çünkü medikal biraz doktoru bir, hani yanlış bir terim olmasın, düzeltiyorum. Paramedikalde uygulamaları öğretmek için tabii ki sunduğumuz kurslar var. Kursların hem yardımcı eğitmenlerim var takip açısından ama ben her kursta varım. Her kursta siz sabah başta akşama kadar oradayım. Evet. Bizim kurslarımız şu şekilde, biz kaş, göz, dudağı ayırdık. Neden? Çünkü çok farklı cilt yerleri, farklı teknikler. Çok bir olunca tecrübeme göre, çünkü ben yaklaşık 12-13 sene oldu ben bu işi yapıyorum. Kafalara karışıyor. Çünkü bu ince motoru. Hani burada algısı var, buraya aktaramıyorlar. Evet. Hani zaman da kısıtlı. Ayırmaya karar verdik. Ve çok daha başarılı. Başarı oranı daha yükseldi. İyi de bir karardı. Bunu devam ettiriyoruz. Yaklaşık 6 gün dolu dolu bir kaş eğitimimiz var. Kaş eğitimde bütün teknikleri ne biliyorsak onu sunuyoruz. Peki sabahtan akşama kadar mı oluyor? Sabahtan akşama kadar. 10.30'da başlar. Hani biz 6.30 diyoruz ama hiçbir zaman 6.30'da çıkan olmadı. Daha uzun geç saatlerde. Hep sürekli pratik yaparak bizim eğitimimiz yaklaşık %95'te pratikte oluşan bir eğitimlerimiz var. Canlı model uygulamaları, latex, suni deri üzerinde çalışmalar, kara kalem bolca tabii ki çalışmalar. Hepsi yapıyoruz hemen ilk gününden itibaren. Peki eğitim veren sizinle birlikte başkaları da eğitim veriyor var, değil mi? Eğitim kadronuzdaki kişiler onlar da eğitimli mi? Onlar ne tür eğitimler aldı? Siz ne tür eğitimler aldınız? Bunlardan da bahsetmenizi isteyeceğiz. Eğitimleri çok aldık, alıyoruz da, alacağız da. Hala da devam edecek. Çok kendini sürekli geliştiren bir profil olduğu için kalıcı makyaj. Evet. Çok şu anda patlama var ve devam ediyor. Teknikler, yeni teknikler, yeni ürünler sürekli takip edilmesi gereken bir şey bunlar. Tabii ki benimle çalışan uzmanların çok hani bilinçli olması gerektiğini biliyorum. Ben ilk önce oturturup daha sonra gereken Türkiye içinde, gereken yurt dışına hep birlikte çıkıp eğitim alıyoruz. Veyahut da kimisi alır, hep paylaşım. İç tarafında zaten sürekli bir birbirimize destek, eğitim konusunda bir tekrar üzerine koyma devam ediliyor. Ceyhan Hanım, peki bu eğitimlere kimler katılmalı? Çok istekli bir kişi. Yok, burada gerçekten estetisyen olup ya da kuaför artık öyle bir şey kalmadı. Evet. Gerçekten hani çok ilgimi çeken de şu, borsacı bir bayan eğitimimize katıldı. Öyle mi? Veterinerine katıldı. Bankada çalışanlar katıldı. Hani çok farklı bir sektörden bize dahil oldular. Evet. Meslektaş olduk. Çok da güzel bir işlemleri takip ediyorum. Çünkü her bizden çıkan bir uzmanı takip ediyorum, ne yaptı ne etti. Evet. Yapamadığı şeyler böyle uçasın var yanına yardım etmek için. Evet. Çok farklı sektörden geliyorlar ve ben zaten kaş iyi alıyorum deyip de
yani biraz küçümseyerek bu mesleğe devam ederse olmaz. Tabii. Hani çünkü ciltle uğraşıyoruz, bir nevi tıbbi bir işlem, evet. Dokunun altında giriyoruz, farklı. Kaş almak, bazı diyor ben kaş almasını bilmiyorum, ben nasıl bu iş yaparım ki bunları yapıyorlar. Eğitimle, değil Tabii mi? ki, tabii ki. Çok da etkili bir eğitim demek ki yani 6 günde bu işlemi yapabiliyorlar, öyle değil mi? Yapabiliyorlar tabii ki. Yapmazsa için her şeyi yapıyoruz açıkçası. Evet. Ama bu bir bazdır. Biz temeli veriyoruz. Hı. Sağlam da bir temel veriyoruz. O temelin üzerine tuğla kendisi koyacak. Çok doğru. Çok sağlam ve yavaşça emin adımlarla o tuğlaları koyarsa çok güzel bir şato kurup Evet. o numara bir uzman ve çok güzel işçilik çıkıyor tabii ki. Ama o tuğlaları çok sağlam koymayıp ya da boş verip daha sonra tabii ki olmuyor bu iş. Başarı oranımız ortalama %70. Bizden çıkan uzmanların bu işi sağlam bir şekilde devam ediyorlar. Evet. Onu söyleyeyim. Siz bir de bu cihazları da satıyorsunuz, öyle değil mi? Ondan da bahseder misiniz? Ne tür cihazlar satıyorsunuz? Bir firmayı temsil ediyoruz biz. Hangi firma? Alman ürünü Biodermanojuk. Çok Hı-hı. büyük bir firma. Almanya'da cihazları üreten, pigmentleri üreten bir firma. Evet. Sağlık konusunda çok titiz davranan bir firma. Çok inandım, güvendim. Zaten inanmadığım şeyler sunmam. Evet, çok Öyle önemli o. söyleyeyim. Kendim kullandığım bir şey rahatlıkla sunabilirim. Cihazlar önemli bu iş için. Çok tabii ki farklı farklı cihazlar piyasada var. Hı hı. Bizde de şöyle bir şey de yok. Yani ki bizde cihaz alacaksınız, öyle eğitime geleceksiniz, öyle bir durum yok. Evet. Herkes istediği kendi cihazına katılabilir. Tabii. O ayrı, o ayrı. Arzu ederse tabii ki bizden cihaz temin edebilirler. Hı hı. Ürünler kaliteli. Zaten Alman olunca direkt üzerine konuşmaya bir şey gerekiyor. Evet, çok doğru, gerçekten de öyle. Sizin bir de medikal kıyafetleri satışınız var, öyle değil mi? O hizmetinizden de bahseder misiniz? Çok yeni, çok bebek bir alanımız. Evet. Şöyle bir şey, ben yurt dışında çok sunuculuk yapıyorum, kalıcı makyajda işte kongreler oluyor, Evet. masterlar oluyor veyahut da eğitmen olarak beni çağırıyorlar. Orada tabii ki sunum yapmak için bir fark ettim ki hani düzgün bir şey, hani bir kıyafet çok fazla yok ki tekstil firma ülkesinde yaşıyoruz. Evet, Hep kesinlikle. arayışın içindeydim, aklımdaydı. Böyle niye şık bir şey? Çünkü görsel bir iş yapıyoruz. Evet. Bayanlar şık isteyen şeyler, böyle bir güzel olayım, kıyafet üzerinde çok güzel dursun, rahatsız etmesin ki benim çok fazla büyük bir sorun. Güzel kıyafet olur ama iş için uygun değil. Evet. Bu fikirle yurt dışına dönüşünde ekibimle paylaştım. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Herkes çok oley dedi. Beğendiler. Öyle bir şey kalkıştık ve çok güzel modeller artık sunmaya başlıyoruz. Nisan ayında fuar burada Türkiye'de olacak, güzellik Hangi fuarı. Hangi fuarda? Güzellik fuarı olacak. Hı hı. 6 Nisan'da galiba, 6 4 gün Nisan'da. boyunca. Hı hı. Evet, bu ürünleri orada tabii ki daha geniş bir şekilde sergilemiş oluyoruz. Şu an bu üzerinizdeki kıyafet de o Evet, kıyafet mi? evet. Çok özel bir kumaş kullanıyoruz, çok özel. Evet. Tabii ki bizim sadece kalıcı makyaj uzmanlar değil, doktorlar, evet. Tıbbi işlemler, hemşireler. Tabii ki herkes bunu çok Özel kliniği olanlar. Tabii tabii. Personeli özel diktirebilirler bizde. Evet. Yelekler farklı farklı çeşitler var tabii ki. Hı hı. Hani rahatlığı, kumaşın her türlü esnemesi, lekeye çok hani rahatlıkta gidebilmesi bu kumaştan Evet. çok önem taşıyan bir şey. Sadece beyaz değil. Siyah veya da farklı renkler de olabiliyor. Farklı modellerde olabiliyor mu?
Yani elbise olarak mı, pantolon, gömlek gibi de olabiliyor mu? Olabiliyor. Birçok modeliniz var. Birçok modelimiz var artık. Hı-hı. Yaklaşık tahminimiz Mart ayında ki Moskova'da biz sunum orada ilk yapacağız kıyafetlerimizin. Evet. O da çok büyük bir kongre olacak. Bayağı bir 400 kişilik bir kongreye bir sunum yapıyoruz ilk defa o kıyafetlerin. Evet. Her kataloglar hepsi oraya şimdi hazır deyip yaklaşık Mart'ın başı ortasını... Mart Nisan çok yoğunsunuz yani. Ben hep yoğunum. Zaten yoğunsunuz da evet doğru. Yani çok güzel projeler bunlar ve hani o tarihte de çok net bir şekilde artık web sitemizde bizi takip edenler o kıyafetleri artık tane tane görüp ne çeşit evet. olduğunu, nasıl olduğunu görecekler. Evet, internet sitenizi takip etsinler o halde. Siz Almanya'da jüridik de yapıyorsunuz öyle değil mi? Onlardan sadece da sadece Almanya'da şu anda nerelerde? Rusya bölgesi, İtalya, hani yurt dışında kongre, büyük kongreler yapılıyor. Evet. Kongrelerin yanlarında tabii ki bir zaman ayırımı var. Bir gün muhakkak bir kalıcı makyaj yarışması oluyor. Evet. Sunucu, kongre sunucu olan kişiler jürilik yapıyorlar. Hı hı. Ki biz tabii ki yaptık ve evet. yapmaya devam ediyoruz. Çok zor bir şey. Hiç sevmedim bir şey. Çünkü çok iyi ustalar var. Gerçekten hani birisini daha öne çıkartıp diğerini üzülenler var. Her evet, yarışmada olduğu gibi ama inanın ki yarışmaya katılımcılar inanılmaz çok bir kendine özgüven, arkadaşlık, dostluk, bilgi paylaşımı o kadar çok yoğun yaşıyorlar ki orada. Evet. Çok ciddi bir tecrübe. Kendini sınanma. Ve yurt dışında inanın ki çok şey yok, bir rakibiyetten daha ziyade kendini sınanma. Hı hı. En büyük rakip kendini görüyorlar. Evet. Hani çiteyi daha evet. yükseltmem lazım. Tabii ki dereceye girdiği zaman çok büyük bir prestij. Tabii ki. Yani, isim yükseliyor. Evet. Herkesin zaten arzu ettiği bir şey. Peki Jeyi Hanım, programımızın sonuna geldik. İzleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ya öncelikle ilginize çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Davet ettiniz. Bu konu o kadar rahat bir şekilde aydınlatmaya izin verdiğiniz için çok sağ olun. Estağfurullah, çok memnun biz teşekkür oldum. Ederiz. İzleyicilere ben şunu söylemek istiyorum. Kalıcı yaptırmadan çok araştırma yapın. Evet. Öncesi, sonrası, önceki işlemler, tavsiye üzerine gitmeye çalışın. Bilinçli bir tüketici olmanız olumsuz bir, yüzünüzde olumsuz işleme olmayacağını anlamına geliyor. Sağlıklı bir ortamda işlem yapılması. Hani çok araştırmacı olun. Araştırdıktan sonra gelin. Peki son olarak şunu da alalım. Nelere dikkat etsinler izleyicilerimiz? Genelde biz de onu yaklaşık 2 sene boyunca ben araştırma yaptım. Müşteriler nereden geliyor? Çünkü Facebook'ta kullanıyoruz, Instagram, sosyal medya, evet. web sitemiz var. Daha çok Instagram. Instagram tabii ki hep görsel. Öncesi, sonrası hep kişi beğendiği anda karar veriyor. Halbuki dikkat edilmesi gereken konu şu. İşlem taze mı değil mi? Taze işlem ve iyileşmiş bir işlem farklı bir şey. Taze işlemler daha canlı ve parlak görünür. İyileştikten sonra çok yanarlı döneni, farklı renk uyumsuzluğu olabiliyor. Bir de fotoğraf olduğu için onda Photoshop da yapılabiliyor öyle değil mi? Yapanlar var. Evet. Ben ona karşıyım ama yapanlar var. Artı tabii ki şunu dikkat etmeniz gerekiyor. Bu fotoğraflar gerçekten o kişiye mi ait? Evet. Yorumlara bakın, o kişilere özelden ulaşın. Yaptırdınız, memnun kaldınız mı? Belki yorumlarda bunu yazarsınız, size orada net bir cevap vermezler. Ama özelden yazdığınızda orada kişi memnun kalmadıysa size memnun kalmadım der. Evet.
Hani onları çok iyiydi. Ve gene de fotoğraf çekimlerde bir tarz var herkesin, her ustanın. Ve eğer tarzı aynı değilse, ışık farklı bir yerde, farklı bir çekimler olduysa demek ki bir yerden alınma fotoğraflar. Evet. Ona çok dikkat edin. Yurt dışındaki uzmanların fotoğrafları alıp koyanlar var. En fazla dikkat edilmesi konu bu. Tavsiye. Aldatmalı, aldatmacalara gelmesinler. Maalesef, dikkatli olsunlar. Evet, olabilir. Dikkatli olun. Peki ben katıldığınız, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya tekrar TGRT Euro ekranlarında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.